Gönderdiğiniz saatli bombanın da pusulu onda tesiri büyük oldu. E bir de Teğmen Leon'un vurulması var tabii. Onu biz yapmadık. Postaneyi soymadınız mı? Haberleşme ağımız bu kadar iyiyken postaneye neden baskın düzenleyelim ki? Herkes sizin yaptığınızdan şüpheleniyor paşam. Yunanlılar da, Türk tebaası da. Biz yapmadık. Lakin bunu yapan vatanperverleri de dışlayacak değiliz. Varsın biz yaptık bilsinler. Tabii paşam. İzniniz olursa yalnız bir şey konuşabilir miyiz? Anlat bakalım Miralay. Paşam, Charles adında bir İngiliz ulaştı bana. Hani size şu pusulayı gönderen. Sizinle yüz yüze görüşmek istiyor. Ben tanıdığımı inkar ettim sizi. Lakin pek inandıramadım İngiliz istihbaratı. İngiliz bunlar Miralay, İngiliz. Senin aklındakini senden önce bilirler. Doğru dediniz paşam. Malumatınız olsun istedim. Siz görüşmek istemeyeceksiniz tabii ama... Sen bir daha bu adamlarla görüşecek misin? Asla paşam. Hiçbir şey hissettirmedim. Lakin peşin bırakmayacaklardır. Eğer bugün tekrar görüşürsen... ikindi vakti onunla göl başında buluşacağımı söyle. Yalnız, silahsız ve yalnız gelsin. Bunu da senden başka kimse bilmesin. Anlaşıldı mı? Emin misiniz paşam? Tehlikeli olmaz mı? Gönderdiği notla ilgili görüşeceğimi söyle. Emredersiniz paşam. İzninizle. Demek öyle dedi Ali Kemal'e. Gitmeyecekmiş buradan. Onu ikna etmek olacak iş değilmiş binbaşım. Teğmen Leon'un vaziyeti çok ağır. Belki de hiç uyanmayacak. Belki de biraz daha beklemek en doğrusu. Binbaşım, biz telgraf çekmek için hattımı gece düşüyoruz. Artık paşaya malumat verebiliriz. Lakin bu Charles'ın hala bir sonraki hamlesini bilmiyoruz. Öğreneceğiz yüzbaşı. Sen gözünü sağ açıdan ayırma. Haydi ben gidiyorum. Demek piknik yapmaya geldin. Hadi. İngiliz. Gel bakalım. Gel. Sonunda. Sizde adettendir, bir geçmiş olsun hediyesi getirdim. Evet. Ne kadar güzel bir yermiş burası böyle. Londra'da böyle havalar bulmak çok zor gerçekten. Biraz tadını çıkarmak istedim. Buyurun lütfen. Fazla vaktim yok İngiliz. Ne diyeceksen de. Ben aslında buraya sizi dinlemeye geldim Eşref Paşa. Nacizane teklifimden o pusulada bahsetmiştim. Siz bu görüşmeyi kabul ettiğinize göre sizin de söyleyecekleriniz var diye düşünüyorum. Ama lütfen, bunu çaylarımızı içerken konuşalım. Sade de gel İngiliz. Seni dinliyorum.
Anlaşma çok basit. Siz Kuva'nın önünü keseceksiniz. Biz Yunanlıların önünü keseceğiz. Niye yapayım ki? Anadolu'daki Mustafa Kemal hareketinin bastırılması Osmanlı Devleti'nin bekası için çok mühim. Paris'te yakında bir anlaşma imzalanacak. Bir sulh anlaşması bu. Bu anlaşma imzalandıktan sonra İstanbul'un sizi muvaffakiyetlerinize münasip bir şekilde Batı Anadolu'da önemli bir mevkiye, Aydın vilayetinin idareciliğine tayinini sağlayabilirim. Buna emin olabilirsiniz. Yalnız silahları bize teslim etmeniz icap eder. Gerektiği kadarını size vermekten imtina etmeyiz biz. Bu aramızdaki hususi itimada bağlı. Evet. Ne diyorsunuz Eşref Paşa? Düşünmem icap eder. Ben eğer burada şimdi bir cevap almazsam bu teklifi başkalarına yapmak zorunda kalacağım. Eşref Paşa, benim gönlüm sizden yana. Halkını en az zayiatla bu savaştan bir tek siz çıkartabilirsiniz. Ama tereddütteyim diyorsanız ben cevabımı almış sayarım. Tekrar geçmiş olsun. Dur bakalım mister. Biraz daha konuşalım. Biz beyi sıkışalım da gerisi hallolur. Hoş geldin. Buyursunlar efendim. Baba yadigarı bir saatim var. Tamir edebilir misiniz? Önce bir vaziyetine bakalım ne durumdadır. Ben 2 saat sonra gemiyle Atina'ya geçiriyorum. Bir an evvel tamir edersiniz değil mi? Pek tabii. Hallederiz. Araya başka bir müşteri almazsanız çok sevinirim. Hay hay efendim. Teşekkürler. İyi günler. Ben geri gelirim. Güle güle. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.